XHTML dediğimiz dil aslında bu da genişletilmiş, geliştirilebilir hareketli metin işaretleme dili. XML olarak düzenlenmiş hali diyebiliriz. Aslında XML'in bir önceki hali gibi düşünülebilir. Evvelden özellikle bu WAP teknolojisi vesaire gibi eski mobil cihazlarda sıkça kullanılan bir teknolojiydi. XHTML dediğimiz teknoloji. XHTML teknolojisiyle birlikte 2000 yılından sonra bu ihtiyaç karşılanmış oldu. Tabii XHTML'de kurallar XML'e göre ve HTML'e göre daha kesin. Bir etiket açılmışsa kesinlikle kapatılıyor. Parametre değerleri çift tırnak ile verilir. Bir elementin özellikleri belirlidir. Element uygun olmadığı yerde de asla kullanılamaz. Bakınız burada yine gündelik hayatta gördüğümüz bir de SHTML. Bir HTML sayfasında sabit veriler genellikle kullanıcıların ulaştığı son bilgiyle sunucuda barındırılan bir bilginin aynı olmasına dayanır. Anlık değişen veriler sunmak isterseniz eğer mesela sayaç ya da en çok okunan haberler gibi sağda solda görünen o zaman bu veri güncelleme işlemlerini yapabiliyorsunuz. Sunucu taraflı değişikliği sunan SHTML kavramı karşımıza çıkıyor. Bize bu özelliği HTML sunmuyor ama SHTML yani SHTML dediğimiz olay karşımıza statik HTML'den dinamik olan SHTML'e geçiş diyebiliyoruz. Baktığımız zaman bu HTML'de böyle bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.